Merhaba sayın seyirciler. Yine bir kum saatinde sizlerle birlikteyiz. Günün sıcak gelişmelerinden derlediğimiz haberleri her zaman olduğu gibi yeni mesaj yazarı Murat Çapaz birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Tabi bugün yine seçtiğimiz haberlerin içerisinde günün sıcak gelişmeleri de var. Mesela ilk maddemiz TÜİK işsizlik verilerini açıkladı. TÜİK'e göre işsizlik oranları düşmüş gözüküyor ama bunu irdeleyeceğiz. Yine... Önümüzdeki 4 yıl içerisinde dolar bazında vergilerin %68 artacağı ifade edildi. Bu konuyu el almaya çalışacağız. Yine diğer bir haberimiz de İsrail yine Gazze'de katliam yaptı. Çadırları bombaladı ve 40 kişi, 40 Filistinli bu saldırılarda yaşamını yitirdi. Yani İsrail katliamlarına aralık vermeden, aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Tabii başka gün, güncel konularımız da var ama ilk konumuz az önce söylediğimiz gibi TÜİK'in işsizlik verileri. Bununla ilgili bir haberimiz var. Bu haberimizi bir izleyelim. Sonra da üzerinde konuşacağız. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 112 bin kişi azalarak 3 milyon 167 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.4 puan azalarak %8.8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7 iken kadınlarda %12.4 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı da bir önceki aya göre 1 puan azalarak %16.6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %12.2, kadınlardaysa %25 olarak tahmin edildi. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı ise 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 2.7 puan azalarak %26.5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %17.9 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı %18.5 olarak tahmin edildi. Öte yandan yine TÜİK'e göre sanayi üretimi yıllık %3.9 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre imalat sanayi sektörü endeksi %5.1 oranında azaldı. Evet Sayın Şabaz, şimdi TÜİK işsizlik verileri açıkladı. Tabii bir sürü rakamlar var. Hani izleyiciler de, vatandaşlar da tabii bu rakamlar karşısında biraz doğal olarak kafası tabii ki karışabilir. Biz de burada bunları yorumlamaya çalışacağız. Ama nihayetinde TÜİK'in açıkladığı verilere göre işsizlik oranı düşmüş gözüküyor. Hani enflasyonda da mesela TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre düşüş var. Şimdi gerçekten acaba işsizlik oranımız düştü mü? Çünkü bir de geniş tanımlı diye bir işsizlik var. Bir de şöyle bir durum var. Bu işsizlik oranları düşüyor açıklamalara göre. Ama hani ekonominin diğer sahalarına da baktığınız baktığımız zaman işte üretim sanayi vesaire sahalarına da baktığımız zaman gerçeklerle örtüşüyor mu acaba? Bunları biraz konuşalım. Buyurun. Şimdi geçtiğimiz programlarda biz şunu da konuştuk. E, Türkiye Odalar Birliği'nin e, şirket istatistiklerine baktığımızda e, kapanan şirket sayısının çok ciddi manada geçen yıla göre arttığını, kurulanların ise azaldığını gördük. Evet. E, biraz önce haberin içinde bir veri daha paylaşıldı. Bugün açıklanan bir veri o da. Yine TÜİK'in açıkladığı bir veri. Sanayi üretimi yüzde yıllık bazda 3.9 oranında azalmış. Sanayi? Sanayi üretimi. üretimi. Evet. evet. Sanayi üretimi azalmış. İmalat sektöründe tabii daha ciddi bir azalma söz konusu. Şimdi şirketler patır patır dökülüyor. Konkordato'da da rekorlar kırıldı biliyorsunuz. Evet. Yani Concordia'da da başvurularında, iflas başvurularında ciddi bir rekor da kırıldı. Şimdi şirketler iflas başvurusunda bulunuyor. Şirketler kepen kapatıyor. Sanayi üretimi düşüyor. Bütün bunlara rağmen işsizlik azalıyor. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Evet. Ya yani bu mümkün mü? Şimdi Türkiye'de enteresan bir durum var. Ee, Türkiye'de fiyatlar artarken enflasyon azalabiliyor. <laughs> Türkiye'de şirketler kapanırken işsizlik azalabiliyor. Yani ekonomiyi tersten yazıyoruz. Aslında bu bahsettiğin bir... evet doğru. Yani bu bahsettiğiniz veriler yine resmi veriler aslında. Yani bunlar mümkün değil. Bunu da söyleyeyim. Evet, da, ya tabii. Yani matematiksel olarak gerçek bir ekonomi anlayışı olarak bunlar mümkün değil. Yani bu hani böyledir de, hani Türkiye bunu başardan anlamda söylemiyoruz. Bunu başarması mümkün değil. Yani böyle bir e, tablo var aslında. Evet. Yani fiyatlar artıyorsa enflasyon artar. E, şirketler kapanıyorsa işsizlik artar. Tabi. Yani işin yani mantığı bu, bu, budur yani doğru. Evet. Yani matematik doğru. Bir, en basit matematik bu yani. Evet. Tabi doğru olan da budur ki zaten rakamlara detaylarına indiğimizde bunu göreceğiz. Şimdi TÜİK'in malum bir dar tanımlı işsizlik tanımı var. <laughs> yani bu buna hani resmi işsizlik oranı dediğimiz dar tanımlı işsizlik oranı var. Bu nedir? Efendim %8.8'e düşmüş Türkiye göre. E, işsiz sayısı ise 3 milyon 167 bin kişiye gerilemiş. Türkiye'nin resmi işsizlik sayısı ve oranı ve dar tanımlı işsizlik deniyor buna. Bir de yine Türkiye'nin açıkladığı bir veri daha var. O da nedir? Atıl iş gücü. Şimdi ikisini de TÜİK açıklıyor. Atıl iş gücü dediği şey ne? Zamana bağlı eksik istihdam potansiyel iş gücü ama çalışmıyor. İşsizlerden oluşan atıl iş gücü. Bunların hepsinin toplamına altın iş gücü deniyor. Yani geniş tanım aslında. Buna da geniş tanımlı işsizlik evet. deniyor. Bunlar normalde yani potansiyel iş gücü ne demektir. Yani iş bulsa çalışacak. Bulamadığı için çalışamıyor. Ama TÜİK bunları efendim işsiz olarak kabul etmiyor. Evet. Veya hani şöyle iş kura müracaat etmiş, net alamamış, iş aramaktan e, umudunu kesmiş. Şimdi bu insanlar da Türk diyor ki bunlar işsiz değil diyor. Bunlar atel iş gücü diyor. Böyle enteresan bir tanım ortaya koymuş. Şimdi o oranda yüzde yirmi altı buçuk. Temmuz ayına ilişkin veriler bunlar. Yüzde yirmi altı buçuk. Bunun kaç kişiye tekabül ettiğini, karşılık geldiğini de DİSKAR çalışmasında işsizlik ve istihdamın görünümü raporunda ortaya koymuş. Diyor ki bu sayı diyor 10.7 milyon kişidir. Yani atıl iş gücü dediğimiz gerçekte işsiz olup da Türkiye'nin işsiz kabul etmediği kesim 10.7 milyon gibi bir rakama tekabül ediyor. Bunun içinde tabii işsizler de var. Yani 3 milyonu bunun. 3 milyon 167 bini işsizler. Geri kalan da efendim altın iş gücü kapsamında toplam evet. olarak hesaplanıyor. Şimdi yani neçede Türkiye'nin verilerine göre de şu anda gerçekte işsiz, hissedilen işsiz sayısı 10 milyon 700 bin kişi. Bu net bir şekilde bunu ifade etmemiz lazım. Tabii olayın bir de farklı bir boyutu var. Yani rakamların detayına indiğiniz zaman mesela e, iş gücüne katılım oranı. Şimdi Türkiye'nin açıklamış olduğu, yani birçok veriler var, istihdam verisi var, e, iş gücü veriler var vesaire ama benim dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi o. Zaman zaman da bunu programlarımıza ifade ediyoruz. Evet. İş gücüne katılım oranı. Ne, ne olmuş Türkiye'de? %54.4 olmuş. Çok düşük değil mi bu? Çok düşük. Bakın. Bir de bu e, yükselmiş hali mi acaba? Sayı olarak da 35 milyon 879 bin kişi olarak ifade hmm. ediyor. Yani 86 milyon Türkiye'de iş gücüne katılım 35 milyon 879 bin kişi. Bunun içinde işsizler de var, iş istihdamda olanlar da var. Toplam rakamdan bahsediliyor. Oransal olarak da %54.4. Şimdi Diğer ülkelere bakıyoruz. Yani bunun bu düşük müdür, değil midir? Oradan anlayacağız. Bunu acaba bir mukayeseyle evet. ölçebiliriz. Ee, bakın nereden başlayalım? En yüksekten başlayalım. İsviçre'de bu oran iş gücüne katılım yüzde 84. İşte olması gereken aslında bu. Yani Türkiye'de yüzde evet. 54. Arada 30 puanlık bir fark var. Evet. Ee, i̇ş gücüne katılım Almanya'da yüzde 80. İngiltere'de yüzde 78, Hollanda'da yüzde 76. Euro bölgesi ortalaması yüzde 75. E, Fransa yüzde buçuk. Endonezya, bakın Endonezya yüzde 69.3 iş gücüne katılım yüzde 70 yani. Singapur yüzde %68 68.6. Avustralya 67. İtalya 67. Suudi Arabistan yüzde 66. O bile bizden fazla. Evet. Böyle devam ediyor. Türkiye altlarda bir yerde. %54.4 Şimdi e, Türkiye'nin nüfusu 86 milyon nüfusla beraber Almanya'ya yakın bir nüfusu var Türkiye'nin. Yani yaklaşık bir değerde. E, Almanya'da iş gücüne katılım %80 Türkiye'de %54.4 Ve bizim siyasilerimiz Almanya bizi kıskanıyor diyebiliyor. <laughs> ya tabii bunu artık herkes kabul ediyor ki artık e, siyaseten yani. tabii yani yani onu İç siyasete yönelik olarak böyle bir söz söylemiş. Tabii ki gerçekliği yok. Ama çok önemli aslında. Yüzde buçukluk fark var. Yani evet. %26 buçuk puanlık Almanya ile bizim <laughs> iş gücüne katılım oranımızda fark var. Yani şimdi biz işsizlik tablosunu ortaya koyarken e, efendim yüzde 54,4 üzerinden bunları değerlendiriyoruz. Ama yüzde 80 üzerinden değerlendir bunu. Ha, evet. O zaman, zaman da daha... senin yani ne e, altın iş gücü olarak düşünürsen ne, ne 10 milyon altı dış gücü? Yani senin belki 20 milyon, 30 milyon altı dış gücün var senin. Evet. Peki, Türkiye'de bu insanlar, yani %80'e varan, yani %54,5 ile %80 arası o insanlar, iş bulamadığı için mi? Veya şöyle diyeyim, çalışmak istemediği için mi e, iş gücüne katılmıyor? Yoksa, hani çalışabileceği, güvenle çalışabileceği ya da iş ortamının oluşturabileceği bir ekonomik ortam bir tablo bulamadığı için mi çalışmıyor? Şimdi çoğunlukla bu insanların e, mesela ev hanımlarından bahsedelim ya da hani e, okumuş efendim bir meslek sahibi olmuş ama e, yuva kurduktan sonra çalışamamış ama iş bulsa aslında çalışacak. Evet. Ama <laughs> bu mesela iki tane çocuğu var diyelim. Çalışmak istiyor hani kocasına ailesine e, destek olmak istiyor. Yani bir gelir çocuklarına falan faydalı olmak istiyor. Ama ne yapıyor? Şimdi kreş imkanı yok. Alacağım maaş düşük. Efendim alacağım maaşı belki bakıma verecek veya daha fazlasını verecek. E çocuklarına tam bir eğitim ortaya koyamayacak. Ne yapıyor? Diyor ki ben çalışmayayım. Beyim çalışsın, kocam çalışsın. Biz de çocuklara bakalım, çocukların eğitimiyle uğraşalım. Şimdi halbuki e, senin gelişmiş ülkeler gibi o çocukları koruyabileceğim bir ortam olsa. Yani iyi bir e, emanet edebileceği güvenli bir ortam olabilse. Güvenli bir iş bulabilse. Çünkü Türkiye'de sadece hani çocuklardan dolayı çalışmaması değil. Aynı zamanda kadınlarımız için vesaire yani caddeler güvenli değil, iş yerleri güvenli evet. değil. Ya yani onun verdiği bir tehlike de var. Artı ücretler düşük. Ya yani siz bu maddeleri çoğaltabilirsiniz. Şimdi siz bu imkanları yani Çocuklarının bakımını garanti edin. Devlet olarak. Ona güvenli bir iş imkanı bulun. Caddelerinizi güvenli hale getirin. Ve geçinebileceği bir ücreti o insana takdim edin. O insan niye çalışmasın? E tabi zaten bu, bu ayrımı yapamazsınız ki siz. Yani hani devlet olarak işte bunlar çalışmıyorlar ya da çalış yani iş çalışmaktan, iş aramaktan vazgeçtiler. Bunlar da geçmediler, vazgeçmediler. Buna işaretiyorlar. Bu ayrımı yapamazsınız. Türkiye'nin nüfusunu el alırsınız. Çalışabilecek yaş aralığını el alırsınız. O yaş aralığındaki herkes iş gücü potansiyeli içerisine girer. Evet. Yani bunun ayrımı yapmadan. Yani onların da ne kadarını istihdama dahil edebilirseniz o kadar büyük başarı. Evet. Bir de şunu da düşünün. Şimdi siyasetlerimiz neyi yerleştiriyorlar? Diyorlar ki hı hı. emekliler çok fazla. Çalışanlar daha nispeten az. Yani gittikçe azalıyor. Dolayısıyla hani SGK sisteminde, sosyal güvenlik sisteminde sıkıntı var diyorlar. Yani geleceğe yönelik bazı tehlikelerden bahsediyorlar. Bu Avrupa'nın da aslında sorunu ama Türkiye'de bu sorun çok daha ciddi boyutlarda. Neden? Çünkü sen istihdam kapısı oluşturmadığın zaman, iş gücüne katılımı sen arttırmadığın zaman otomatikman senin şu anki mevcut sistemi de çöker. Sen yapman gereken şey ne? Sen mümkün olduğu kadar iş sahaları açıp şu an mevcut durumda e, SGK'yı da güçlendirecek şekilde yani insanları iş gücüne dahil etmen Tabii, gerekiyor. Tabii evet. Eğer bu sistemden bahsediyorsak. Ama sen diyorsun ki kardeşim ben devlet olarak e, farklı SGK'nın farklı gelir kalemlerini ortaya koyacağım. Yani farklı gelir kalemleri devreye koyacağım. O zaman e, hani belki buna ihtiyaç duymayabilirsin. Şimdi tam Ama bu şu noktada, andaki evet. sistem ne kadar çok insan çalışıyorsa SGK o kadar prim toplayabiliyor. İşte bunu arttırması gerekiyor zaten. Bunu arttırması gerekiyor yani. Evet. Şimdi tam da bu noktada şöyle bir gelişme oldu. Yeni bir gelişme işte e, sigort, e, sağlık e, ile ilgili hani neydi, neydi onun ismini unuttum şimdi kusura bakmayın. Ee, çalışmayan insanların, hani sigortalı olmayan insanların sağlık güvencesi primi ödüyorlar. Şimdi bununla ilgili tebliğler gelmeye başladı. Bireysel emeklilik. O ayrı bir de bireysel emeklilik var. Bu sadece sağlıktan yararlanmak için çalışmayan kişilerin, hatırlarsınız bu kanun çıkmıştı, e, aylık ödemeleri gereken prim var. Bunlar tabi birikmiş. Hacizler, ee, icralar. Ve geliyor. şu an evet, yani şu an tebliğler gelmeye başladı. Yani Sosyal Sigortalar Kurumu hani e, paraya ihtiyacı var. Para öde yani işte emekli maaşları ödenecek veya da diğer giderleri var. E, bu açıklarını kapatmak için bu sefer hani eski defterleri karıştıran müflis tüccar gibi e, alacak peşinde koşmaya başlıyor. Yine mesela belediyelerin işte prim alacak alacaklarının, alacaklarının yani. peşinde koşuyor falan. Bunun çözülmesi lazım aslında. Yani az önce sizin bahsettiğiniz şeyin çözülmesi gerekiyor. Yani burada eğer siz bu sisteme devam edecekseniz, yani şu an neçede kapitalizm uyguluyorsunuz, neoliberal bir sistemi uyguluyorsunuz, o zaman siz e, prim alacağınız olan kesimin sayısını artırmanız Artacak lazım. Yani siz iş imkanları bulmanız lazım, iş imkanları oluşturmanız lazım. Ama siz hani milli ekonomi modeli mesela, Haydar Haydarbaş ve milli ekonomi modelinde devletin e, gerek sosyal güvenliği, gerek devletin diğer hizmetlerini destekleyecek olan gelir kalemleri var yani senyoracını devreye koymak, madenlerini devreye koymak, kamu şirketlerini devreye koymak. Şimdi siz bunları devreye koymadığınız için bu sıkıntıları yaşıyorsunuz. Tabii. Ama bunları koyduğun zaman siz o zaman yani bir kadının çalışması artık onun bir tercihi olacak. Tabii. Yani e, çalışmasa bile o ev hanım maaşı alabilecek. Sosyal güvenlik sisteminden istifade edebilecek. Ev hanımı olarak emekli olabilecek. Ama sen şu anda mevcut işçini bile çalışan insanın bile Emekli maaşını doğrultusu ödeyemiyorsun. Yani yeterli miktarda ödemiyorsun. E, sosyal imkanlardan e, yararlanamıyor tam o anlamıyla. E tabii ki sen bir de ev hanımlarını emekli ettiğin zaman sen bu biçiyi karşılayamazsın şu anda. Tabii. Şimdi öncelikle tabii şunu ifade etmemiz lazım. Yani işsizlik sorununun çözümü için istihdam oluşturmak gerekiyor. Şimdi mevcut durumda e ee, ne, neden istihdam oluşturamıyoruz biz Türkiye olarak? Hani AKP iktidarı neden istihdam oluşturamıyor? Neden patır patır şirketler kepenk kapatıyor? Neden konkordatalar il ilan ediliyor? Çünkü Türkiye'de üretim koşulları sağlıklı değil. Türkiye'de maliyetler çok yüksek. Türkiye'de pazar dar. Evet. Ve gittikçe daralıyor. Neden? Çünkü hani AKP iktidarı 2002 yılında Ekonomi politikasının hedefine enflasyonla mücadeleyi koydu. Enflasyonla da mücadelenin temene de talep daraltmasını koydu. Şimdi talebi daraltırsanız iç pazarın genişlemesi mümkün değil. O zaman ne yapmanız lazım sizin? Bu politikayı değiştirmeniz lazım. Yani iç pazarı canlandırmanız lazım. İşte bunun için de sistem değişikliği Türkiye'de şart. Ekonomik sistem değişikliği milli ekonomi modelinin kuralların uygulanması şart. Evet. Bunu ifade etmemiz evet. lazım. Ee, bu e, işsizlik sorunu gerçekten e, problem. Bir de ben şunu ifade et, etmek, istiyorum. Mesela Avrupa'yla veya da dünyayla kıyasladınız. Şimdi e, işsiz oranlarımız var, işsiz sayılarımız var. İşte 3 milyon 167 bin kişi şu an resmi olarak hani dar tanımlı işsiz şeyinde, e, statüsünde, o kapsamda. Fakat mesela işsizlik parası alan kişi sayısı çok çok az. Bir de bu da var. Evet. Yani siz zaten işsiz olarak kabul ettiğiniz kişilere bile işsizlik parası ödemiyorsunuz. Yani işten ayrılmış, iş bulamıyorsunuz. Evet. Ama ödenek de alamıyorsunuz. Evet. Yani böyle bir tablo var. Aynen öyle. Yani dolayısıyla bunlar da ciddi bir sorun. Ayrıca sigorta yani işsiz olduğu için sigortalı sigortası devam etmiyor. Mesela Avrupa'da ve dünyada e, tabi yani bunların devam etmesi gerekiyor normalde yani kıyasladığımız ülkelerde sağlık e, sigorta daha doğrusu sigortası devam ediyor ve sağlık güvenceleri de devam ediyor Türkiye'de mesela bu da yok yani bunlar da ciddi bir sorun dolayısıyla da bu işsiz olan kişileri az önce söylediğim işte sağlık e, güvencesi primi ödemesi isteniyor bu işsiz kişilerin. Yani diyelim ki okuldan mezun olmuş, iş bulamamış, annesinin babasının yanında kalıyor. Veyahut da işsiz kalmış bir dönem. Yani yani işte iş yok, işsiz. Yani sigortalı gözükmüyor. Bağkur veyahut da SSK sigortalı gözükmüyor. Bunların e, sağlık e, sigortası primi ödemeleri gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam aylık 600 lira falan gibi bir civarda. Şimdi bunların tahsilatının peşindeler yani. Şimdi geliri de olmayacak o insan. <laughs> yani... E, ailesinin sırtına kalıyor, e, ailesi bunu ödeyecek. E, zaten ailesi geçinemiyor. Yani böyle böyle problemler. Tabii ciddi cümlemiyor. problemler. Evet. Halbuki mesela Almanya'dan yine bahsettik. Şimdi Almanya bir taraftan e, iş gücüne katılımı yüzde seksen olarak e, ortaya koyarken, işsiz yani iş bulamadığı e, kişilere de ne yapıyor? Yani bildiğim kadarıyla 5 milyon civarında bir işsizi e, var e, şeyde e, Almanya'da. Bunların da neyin sağlıyor? Aylık geçimini sağlıyor. Geçimini sağlıyor, evet. Yani çocuklarla evet. beraber 4 kişi bir ailede 2500 Euro gibi bir meblağ her ay bunları ödemeye devam ediyor. Yani sen bunu yapamıyorsun. Sen bazı şartlar sunuyorsun. O şartları da yerine getirecek insan sayısı çok az. Dolayısıyla işgurun veya o işsizlik maaşından istifade edelim. Bakın mesela işsizlik parası alabilmek için Türkiye'de işte deniz gibi bazı şartlar var. Bu şartları yerine getirse bile 10 ay alabiliyor. Mesela Almanya'dan örnek veriyoruz. Almanya'da böyle, bu böyle değil sistem. Devam ediyor. Orada devam ediyor. Orada ancak şu şartlarda ödenek kaldırılıyor. Üç kere devlet size bir iş teklifinde bulunuyor. Sizin bir kere bu işi beğenmeme hakkınız var. İkincisinde de ben bu işi beğenmedim diyebilirsiniz. Üçüncüsünde de eğer yine beğenmedim derseniz o zaman işte işsizlik ödeneğini Kesin. size ver kesiyor yani. Evet. Yani evet. şeylerimiz... Yani o ülke bulduğu, olarak bakış açılarımız çok değişik. O yani. buldu işte tabii. Çobanlık gibi efendim. Yani Yelke şimdi tamam. Anadolu'dasınız, efendim öyle bir şeyiniz var. Çoban olabilirsiniz. Çobanlık kötü dediğimiz küçük, küçük gördüğümüz anlamda değil. Ama kalkıp da efendim adam genç şehirde büyümüş, şehirde okumuş. Ya bak biz size şobanlık teklif ediyoruz kabul etmiyorsunuz. Yok, ya öyle, niye kabul yani yani öyle olur mu canım? Yani tabii yani, sen, yani. tabii. Yani sizin yani öyle değil. Siz hangi mesleği yani mesleğiniz nedir? Hangi okulu okudunuz? Yani hangi işte çalışmak yani Senin istiyorsunuz? Alakalı. Evet. evet. Hangi işte çalışmak istiyorsunuz? Bunu bildiriyorsunuz. Sizin bildir, bildirdiğiniz şeye kabul göre, göre, eğitiminize göre size bir ona iş göre imkanı. iş teklifi yapılıyor. Evet. Bu arada şu verileri de paylaşalım. Diskarın raporunda bunlar da ifade ediliyordu. Bakın Türkiye göre pandemi öncesinde e, dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 13.9muş yani 2019 Temmuzunda. şu anda yüzde 8 yani dar tanımlı resmi işsizlik yüzde 8.8'e düşmüş. Bir, bir, tarafı bu. Diğer tarafı da şu geniş tanımlı işsizlik ise Temmuz 2019'da yüzde 8 pardon yüzde 19.3'ten şu anda yüzde %26 26.5'e çıkmış. Yani biz aslında ne yapıyoruz? E, i̇şsizliği, geniş tanımlı işsizlik halısının altına süpürüyoruz. Altına süpürüyoruz. Evet. Sadece bir yılda geniş tanımlı işsizlik 1 milyon 977 bin kişi artmış. Yani 2 milyona yakın insan bu kapsamda aslında işsiz olmuş. Onun dışında diğer ülkelerle mukayese ettiğimizde mesela e, OECD ülkeleri içerisinde efendim e, dar tanımlı işsize sahip ilk üç ülke şunlar ki onları biz biz dördüncü ülke olarak gözüküyoruz. İlk üç ülke yüzde on bir buçukla o da resmi işsizlik rakamıyla İspanya yüzde dokuz nokta dokuzda Yunanistan yüzde dokuz nokta sekizde Kolombiya. Biz de yüzde sekiz nokta sekizde dördüncü konumdayız. Ama dar tanımlı olarak baktığımız, geniş tanımlı olarak baktığımızda biz tabii zirvedeyiz. Evet. Yani <laughs> e, şunu da ifade edelim. Avrupa Birliği ortalaması dar tanımlı işsizlikte, yani resmi işsizlikte diyelim yüzde altı. OECD ortalaması ise yüzde beş. Biz Türkiye olarak yüzde sekiz nokta sekizle dar tanımlı işsizlik rakamıyla AB ortalamasının iki nokta puan, OECD ortalamasının 3.8 puan üstündeyiz. Evet. Yani... Bu manada hesaplayabiliriz. Geniş tanımlı işsizlikte ise AB ortalamasının 4 kat daha fazlayız. Aslında bu şunu gösteriyor. Hani Türkiye'nin açıkladığı e, rakamlara göre tabii böyle servis ediliyor. İşte işsizlik oranı düştü deniliyor. E, ama yani bizde işsizlik oranı düştü denilirken Avrupa ile ve dünya ile kıyasladığımız zaman aslında ne kadar çok işsizliğimizin olduğunu da görmüş oluyoruz aslında. Yani gözlerine seriliyor aslında. Yani bu bu şunu gösteriyor. Türkiye'de ciddi manada işsizlik sorunu devam ediyor. Tabii bir de şunu düşünmek lazım yani son olarak bu konuda. Yani şimdi Almanya 80 milyon nüfusa, 80 küsür milyon nüfusa sahip. Türkiye'de aşağı yukarı aynı. İş gücüne katılım yüzde 80. Bunun Tabii üzerinden yüzde iki buçuk diye evet. Bir var. Evet. Bizim ise 54.4 iş gücüne katılım. Bunun üzerinden yüzde 8.8 bir evet, var. Çok doğru. Var. Dolayısıyla çok ciddi bir uçurum var aslında. Evet. Da yani gerçekte yapıyız. bizim yüzde 8.8 değil oranımız, işsiz oranımız. Yani evet. bu açıdan baktığımız zaman. Olması gerekene göre. Tabii bugün mesela İngiltere'de de işsizlik verileri açıklandı. Yüzde 4 civarında falan, 4 küsur civarında. Ve dediğiniz gibi... Yüksek oranlarda işte Avrupa ülkelerinde <laughs> okuduk yani. <laughs> evet. Hangi ülkeydi? İngiltere. İngiltere'de yüzde 78 iş gücüne katılım. Evet. Onun yüzde 4'ü yani. Evet. evet. Diğerlerinin hepsi istihdamda. E tabii şimdi o ülkelerde üretim var sanayi var. Ee, yani ekonomi çarkları, sanayinin çarkları dönüyor. Türkiye'de sanayi çarkları dönmez hale geldi. Siz az önce bahsettiğiniz gibi tamamen para piyasalarında artık hani borç alarak ve para piyasalarıyla faiz işte faiz cazip hale getirilerek para piyasalarıyla bir hareket yapılmaya çalışılıyor. Ekonominin günü kurtarılmaya çalışılıyor. Ya yani suya, denize, kumun düzeni yazı yazar, gibi. yazar yani gibi. Dalga gelir götürür olur ya. Onun için. Onun gibi yani. Evet. Hiç Onun için anladım. başta en başta söylediğiniz şey çok anlamlı. Yani siz faizi teşvik edeceksiniz. Ee, her gün konkordato ilan edenlerin e, sayısı artacak, kapanan şirketlerin sayısı artacak, sanayi üretimi düşecek ama işsizlik oranlarımız düşecek. Düşecek. Yani bu matematik aykırı. Burada şunu da yani sizden e, yola çıkarak ifade edeyim. Şimdi Türkiye'de yani maliyetler yüksek dedik. Yani iş adamları için şu an sanayici için e, üretim cazip değil. Maliyet dediğimiz zaman finans maliyeti. Şu anda Türkiye'de politika faizi 150, ticari kredi faizleri %62, %63'lerde. Dolayısıyla bu oranda bir finansal maliyetle Üretim yaptığınız zaman bunu e, fiyata yansıtmak zorundasınız. Tabii yansıtamıyorsunuz, o zaman da ne oluyor? E, zararınız artıyor, efendim e, borçlarınızı ödeyemiyorsunuz, birçok sıkıntılar yaşamaya başlıyorsunuz. Evet. Şimdi sadece finansla değil olay. Ham madde maliyetleri, enerji maliyetleri, nakliye maliyetleri hepsi ithalata dayalı ve e, durmadan artmaya devam ediyor. Dolayısıyla adam şunu düşünüyor diyor ki ya kardeşim diyor, şimdi faizler yüksek diyor. Yani Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin var, biliyorsunuz hani Türkiye'de üretim cazibiyetini kaybetti ifadesini kullanırken bunu söylüyor. Şu anda insanlar hani üretim mi yapayım, şunu mu yapayım, bunu mu yapayım yoksa paramı faize mi yatırayım? İşte Sayın Baş ne diyor? İnsanlar şu anda hani üretimin zorluklarını da görünce, pazar darlığını da görünce, faiz de yüksek olunca insanlar faize yöneliyor. Bu sefer senin uyguladığın bu yüksek faizli sistem aslında reel ekonomiyi Tabii. sanayi üretimi vuruyor. Şu anda üretim cazip değil, faiz üzerinden para kazanmak cazip. O zaman sen istihdamı nasıl çözeceksin? Evet. İşsizlik nasıl nasıl düşüyor o zaman? Ya matematiğe aykırı işte yani. evet. evet. O yüzden bunlar yanlış. Olması gereken ne? Ee, Türkiye'nin gerek üretim koşullarını cazip hale getirmek, gerekse pazar koşullarını cazip hale getirmek. Bunlar şu anda ne mevcut hükümet yapabilir ne ne de mevcut hükümetin ilgili bakanlığı alkışlayan muhalefet yapabilir. Hmm. İkisi de bunu yapamaz evet. şu anda. Yani ne AKP'si yapabilir ne CHP'si yapabilir. Kim yapabilir? Bunu şu anda Türkiye'de başarabilecek olan tek siyasi hareket bağımsız Türkiye Partisi'dir. Yani net olarak bunu ifade etmemiz lazım. Bunu bir slogan, slogan olarak söylemiyoruz. Neden yapabilir? Bunu izan da yapıyoruz. Çünkü Bağımsız Türkiye Partisi'nin parti programında Profesör Doktor Haydar Baş e ait olan milli ekonomi modeli var. Yani ekonomik model bu. Ne diyor milli ekonomi modeli? Çok ya, özetle ifade etmemiz gerekirse e, sıfır faizli krediyle üretici desteklenecek diyor. Yani proje mukabili sıfır faizli kredi imkanı sunulacak. Finansal maliyetler en azından faiz maliyeti devre dışı kalmış evet. oluyor. Ham madde, madencilik politikası, milli madencilik politikası geliştirilecek milli enerji üretim politikası geliştirilecek. Bu sen ne oluyor? Sen ham madde ve enerji artık dışa bağımlılıktan kurtuluyorsun. Döviz dalgalanmalarından kurtuluyorsun. Dolayısıyla iş adamları üretim maliyetleri konusunda geleceğe karamsar bakmıyorlar. Çünkü hepsi içeride üretiliyor. Şimdi maliyet kısmı bu. Peki pazar kısmı Milli Ekonomi modeli diyor ki tüketimi teşvik projeleri, sosyal devlet projeleriyle vatandaşın gelir düzeyi artılacak diyor. İşte sana iç pazar da sağlanmış oluyor. Bu sefer sıfır faizli kredi imkanı üreticiye sunulursa, bu sefer insanlar hiç kalkıp da ya ben faiz geliri elde edeyim diye üretimden vazgeçer mi? Vazgeçmez. E, talep de olduğu ben için. Ben üreteyim der. Bak evet. projemi sıfır faiz, devlet beni destekliyor. Bak pazar var. Bak üretim koşulları cazip. Bu adam üretmek ister. Dolayısıyla ne yapar? E, üretim canlanır. Üretim canlanırsa istihdam artar, işsizlik çözülür. Evet. Yani bu işin sırrı budur. Ve bunu da başarabilecek olan tek partide Türkiye Partisi'dir. Bunu da ifade etmemiz lazım. Evet. Şimdi diğer haberimize de e, geçeceğiz de o da aslında benzer bir konu. Çünkü e, Türkiye'de vergiler şimdi her gün yeni yeni vergiler çıkıyor insanların sırtındaki hem e, işte sanayinin, işte iş dünyasının sırtındaki vergi yükleri hem de normal vatandaşın zaten dolaylı vergiler vasıtasıyla da Normal vatandaşın, sıradan vatandaşın, dar gelirlilerin sırtındaki vergi yükü her gün arttırılıyor. bugün niçin arttırılıyor? Çünkü ekonomide büyük açıklar var. Bu açıkların kapatılması için bu vergilerin alınması gerekiyor. Yani bu çok net bir şey. Şimdi ama şöyle bir işte vergi uzmanından şöyle bir açıklama geldi. Türkiye diyor 4 yılda hem de dolar bazında %68 vergi artacak diyor Türkiye'de. Bunu biraz açıklar mısınız? Evet, bunu açıklayan hı hı. vergi uzmanı Doktor Ozan Bingöl bunun hesaplamasını yapmış. Kendisi bu konuda da uzman vergi konusunda. Nasıl hesaplıyor? Şimdi biliyorsunuz orta vadeli programda vergi gelirleri hedefleri açıklandı. İşte bu yıl sonu zaten 7.7 trilyon lira bir vergi geliri hedefleniyor. Bir sonraki yıl 13 trilyon, 11 trilyon civarında hedefleniyor. Sonra 13 trilyon, 15 trilyon bu şekilde hedefler belirlenmiş. Hmm. Şimdi e, bu yılda da dahil ettiğimiz zaman 47.4 trilyon yani bu yıl 7.7 trilyonla hesap ettiğimizde 4 yılda toplanması hedeflenen vergi miktarı 47.4 trilyon lira. Bir de tabii ne var? Dolar kuru hedefleri var. OVP'de. Her e, ne evet. kadar bakan dese de, pardon Sayın Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı yardımcısı dese de biz efendim e, dalgalı kuru rejimdeyiz. Dolayısıyla Müdahale. bir dolar tahminimiz yok, bir evet. döviz tahminimiz yok, kur ne kadar olur, bu konuda bir şeyimiz yok dese de OVP'de bunlar açıklanmış. Dolayısıyla 2025 ne kadar vergi toplanacak, dolar kuru hedefi ne kadar? Bunlar bölünüyor. Kişi başına bunlar bölünüyor ve bir rakam ortaya çıkıyor. İşte Sayın Bingöl'ün yaptığı hesaplama bu, Hı. vergi uzmanı yaptığı hesaplama. Buna göre ne olmuş? 2027 yılın sonunda bakın önce şey ifade edelim. 2023 yılında Dolar bazında o günkü kurla dolar bazında e, toplanan kişi başı vergi 2.222 dolar. 2027 yılının sonunda ki kurla beraber toplanacak olan kişi başı vergi miktarı 3.731 dolar. Dolar bazında. Evet, çok büyük bir artış. Bakın 2.222 dolardan 3.731 dolara çıkıyor kişi başı vergi miktarı. Bu bütün Herkes ilgilendiriyor bu konu. Tabii. Bu da oransal olarak %68'e tekabül ediyor. Ama işin garip tarafı şu. Milli gelirdeki artış bu kadar değil. Milli gelirdeki artış %54. Yani toplanacak olan vergi miktarı yüzde dolar bazında %68 artıyor. Milli gelir miktarındaki artış %54. Yani milli gelirden çok daha fazla vergi alınca. vatandaşın sırtına vergi yükleniyor. Evet. Böyle bir hadise var. Zaten e, Sayın Bingöl şunu ifade etmiş, bakın e, önemli bence bu cümle. Orta vadeli programda diyor, 4 yılda toplanacak verdiği vergi 47 trilyon 441 milyar lira. Bu kadar vergin toplandığı bir yerde açlık olmaz. Gerçekten büyük bir rakam bu. 47 trilyon lira. Yokluk olmaz, yoksulluk olmaz. Orada paylaşım ve bölüşüm sorunu vardır orada politik bir tercih vardır diyor. Evet. Dolayısıyla bu zaten. Evet. Toplanacak olan vergi az bir vergi değil ve vatandaşa da işin yükü kalıyor, vergi yükü kalıyor. Ama <laughs> gelir dağılımdaki adaletsizliğe baktığımızda da efendim bunun kaymağını götüren birileri olacak. Mesela e, dün de konuştuk. Faize ödenmesi planlanan, hedeflenen 3 yılda yani e, bu yılı saymıyoruz. 2025, 26, 27 yıllarında 6.7 trilyon lira bir ödeme planı var faiz. Yani demek ki e, toplanan vergilerin önemli bir bölümü nereye Faize gidiyor Faiz ödemeleri. Tabii edecek. faiz ödemeleri. Yani vatandaşın cebinden çıkacak bu para kimin cebine girecek? Faiz lobilerinin girecek. <laughs> Herhangi bir istihdam oluşturuyorlar. Hayır. Herhangi bir katma değer mi üretecekler? Hayır. Para satacaklar. Yani devlet ben para basmayacağım, ben para üretmeyeceğim inadından dolayı hükümet efendim birilerinden aldığı borcun faizini bu vergilerle ödeyecek. Evet. Yani yaşanan hadise bu. Ha, tabii şunu da belirtmemiz lazım. Prof. Dr. Aydar Bey şunu söylerdi. Oğlum bunlar para bassa da ülkeyi batırırlar derdi. Tabii bunların basacakları bunların yöntem. Nasıl basacaklarını, ne yapacaklar, ne kadar basacaklarını, evet. bunu nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar. Evet. Ha, bunu denedi, denemediler mi? Bağımsız Ülke dedi, deri söyledi zaten ona. Ne dedi Sayın Hüseyin Baş? E, hatırlayalım seçim döneminde ATM'lerde banka e, ATM'lerden gıcır gıcır 200 lira çekiyorsunuz. Evet. Para basılması çekebilir misiniz? Ve e, dikkat ederseniz 2022 ile 2023 bütçe açığı 10 kat arttı. Yani 147 milyardan 1 trilyon 375 milyar liraya çıktı. Demek ki bir şeyler oldu. Yani burada ama ne oldu? Sen para basarsın bütçe açığı artar. Sen para basarsın dış borcun artar. Sen para basarsın ülke ekonomisini batırırsın. Ama bağımsız ülke partisinin lideri Sayın Hüseyin Baş milli ekonomi modeliyle para basar. Bu ülke gelecek büyük bir aydınlığa kavuşur. Arada çok farklar vardır. Bu bir bakış açısıdır, bir modeldir, bir formüldür. Bu formülü e, bunun bu modele uygun olarak yaparsan bir neticeye ulaşırsın. Evet. Yoksa sen bildik yöntemlerle, aynı kafayla, aynı mantıkla ne diyor Sayın Bingöl? Para problemi yok diyor. Para problemi yok. Ne problemi var? Paylaşım problemi var. Zaten senin ekonomi anlayışın paylaşım problemi zaten doğuruyor. Aynen öyle. Yani bunu ifade etmemiz tabii. lazım. Tabii. Evet yani bu konuda çok şey daha konuşulabilir ama diğer haberlerimize de yer verelim. Mesela diğer haberimizde de... E, tabii Yine şimdi, paylaşım sorunu. Yine paylaşım sorunu. Evet. evet. Tabii küresel olarak aslında bir paylaşım sorunu var. Şu an öyle bir dönemdeyiz ki yani Dünya Ticaret Örgütü'nün hani şeyine göre, e, açıklamasına göre dünyadaki küresel gelir eşitsizliği bundan 110 yıl önceki duruma dönmüş vaziyette. Böyle bir e, tespit yapılmış. Yani, yani ileri ileri gidiyoruz gibi gözüküyor ama e, geri gidiyoruz aslında yani. Dünya geri olarak gidiyoruz. geri gidiyoruz evet. Buyurun. Şimdi ne dediler bunlar? Yani Dünya Ticaret Örgütü gibi kurumlar aslında IMF vesaire, Dünya Bankası bu kurumlar küreselleşme mantığının ve kapitalist mantığının, neoliberal kapitalist, kapitalist mantığının uç beyleri bunlar. Yani kurumları bunlar. Şimdi Dünya Ticaret Örgütü bunu söylerken, tabi bunu söylüyor diyor ki bunu çözmemiz lazım diyor. Ee, mesela Dt'nin son 30 yıllık küreselleşme sürecinde geride kalan ekonomiler insanlar için daha iyi çalışmasını sağlamak üzere yapabileceğimiz çok şey olduğudur. Yani bunu diyor, en büyük çakı çıkarım budur diyor. Şimdi yıllardır küreselleşme mantığını ortaya koydunuz. Evet. Yıllarca yani dünya büyük bir köydür, dünya büyük efendim şöyledir duvarları kaldıralım dediniz. Kapitalizmi dayattınız. Aslında küreselleşme nedir? Kapitalizmin siyasi ayağıdır. Yani bize anlatılan küreselleşme ile uygulamadaki temeldeki küreselleşme çok farklı şeyler. Yani bize hep böyle hayal vaat ettiler. Ama küreselleşmeyle ile beraber e, kendi ülkelerinde ortaya koymuş oldukları adaletsizlikleri bütün dünyaya mal ettiler. Evet. Yani Bu noktaya taşıdılar. Aslında sermaye sahiplerinin e, bütün dünyayı sömürmesi. sömürmesi oldu. Evet. evet. Hadise budur yani. Evet. Şimdi dünya ticaret örgütünün küresel gelir eşitsizliği 110 yıl önceki kadar yüksek ifadesi aslında bir itiraftır. Neyin itirafıdır? Kapitalizmin iflasının itirafıdır. Küreselleşme mantığının iflasının bir itirafıdır bu. Evet. Bakın ne diyor biliyor musunuz? Yani rakamsal olarak da ifade ediyor aslında. E, 2022 Küresel Eşitsizlik Raporuna atıfta bulunarak bunu söylüyor. Niye 110 yıl? 1910 yılında, 1910 yılı, yani işte Birinci Dünya Savaşı Başlama, e, başlamadan önceki evet. dönemler. Ama dünya müthiş bir gerginlik yaşıyor o sırada. Müthiş bir şey, birikim var ki dünya savaşına neden oluyor. Dünya nüfusunun en zengin %10'luk kesiminin geliri en alttaki %50'lik bakın kesimin gelirinden 41 kat fazlaymış. Dünya nüfusunun en zengin %10'u dünyanın %50'sinin 41 katı kadar bir gelire sahip. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Şimdi geliyoruz günümüze. 2020 yılını bunun e, en son şey yapmışlar. Bu oran 38 kat. Yani diyor ki tekrar döndük başa. Döndük evet. Yani hiçbir evet. yol kat edemedik diyor. Demek ki 1944'teki de, Bretton Woods'lar yanlış. Demek ki neoliberal politikalar yanlış. Demek ki dünyayı efendim borçlandırmalar yanlış. Bunlar dünya ticaret mantığı yanlış. Her şey yanlış şu anda ya. Yani. Yanlış olduğu için bu sonuca ulaştık. Aslında zaten işin yani hani, e, temeline de bakarsak Bunların zaten böyle bir amacı yok. Yani küresel gelir eşitliği sağlamak diye bir dertleri yok. Hatta bunu istemiyorlardı aslında. Yani en baştan Hayır, beri... Belki de başarı olarak ifade ediyorlar. Onlar tabii öyle yani. yani evet. Bu başarı aslında. Evet. Yani bu kadar sömürmüşüz belki demek istiyorlar. Tabii. Istiyorum yani. yani. yıllar önce, yani 110 yıl önce nasıl ki e, dünyanın en zengin %10'u hani dünyayı sömürüyorduysa yine onu sağlamaya devam ediyorlar. Bu açıdan baktığınız zaman da bu başarı aslında onlar açısından. Yani bu eşitlik, küreselcilik dediğiniz gibi efendime söyleyeyim gelir eşitliği falan e, yani bunlar hepsi aslında insanlara anlatılan hikayeler. Önemli olan işte yüzde onluk kısmın gelirinin korunması, onların servetlerinin arttırılması, diğerlerinin sömürülmesi. Diğerlerinin sömürülmesi. Bu sistem devam ediyor. İşte bu sisteme tek yani gördüğümüz kadarıyla az önce sizin hani anlattığınızdan yola çıkarak söylüyorum. Bu sistemi alt üst eden tek bir sistem var şu an dünyada. O da işte milli ekonomi modeli yani incelediğiniz zaman bunu görüyorsunuz. Gerçek manada gelir e, adaleti sağlıyor. Gerçek manada herkese fırsat eşitliği sağlıyor. Yani onun dışındaki düzen zaten hani e, insanları sömürme üzerine kurulmuş olan bir düzen. Şimdi zaten e, Prof. Dr. Haydar Bey şunu söylerdi: Hani e, dünyayı sömürmek için ya da e, insanları sömürmek için oluşturulan kapitalizm sisteminin panzehri milli ekonomi modeli derdi. Küreselleşme yani bunun dünyadaki siyasal uygulanması küreselleşme'nin panzeri de sosyal devlet milli devlet tezilerdi. Evet. Yani hadise yani budur. bu. incelendiği zaman bu görülüyor. zaten. Evet kesinlikle. Evet. Yani burada e, duvarları efendim küresel sermayeleri aç açarak kendi ülkelerimizin madenlerinin kendi ülkelerimizin emeğinin, alın terinin sömürülmesi değil, e, milli devlet olarak, milli ekonomi modeliyle beraber e, dimdik ayağa kalkarak kendi kaynaklarımızı, kendi gelirlerimizi milletimizin menfaati için Aynen kullanmak. Öyle. Yani Aynen öyle. işte mesele budur. Bu olduğu zaman, o zaman dünyadaki bu sömürü son bulur. Sömürenler artık sömüremezler. Sömüremedikleri için sömüremezler. Yab dünyanın dolayısıyla bile, kendi evet. kendilerini yer bitirir. Tabii yani dünyanın en büyük sömürü aracı nedir? Dolar değil midir? Evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri dünyayı dolarla sömürüyor zaten. Çünkü niçin bunu söylüyoruz? Çünkü Amerika'daki dolar yani Amerika'daki dolar miktarının çok çok daha fazlası dünya piyasasında. Şöyle ifade edelim. Evet. Küresel borç miktarı 300 trilyon lira, 300 trilyon dolar. dolar. Toplam üretim, gayri safi yurt içi hasıllar toplamı 100 trilyon dolar. Evet yani bakın buradan belli işte yani. Yani şu anda dünyada toplam emek ve üretimin 3 katı kadar bir borçlanma var. Evet. Ve dolar üzerinden tabii yani. yani şimdi dünyada de... para olmadığı için insanlar aç değil, yoksul değil. Dünyada parayı elinde bulunduranlar insanları sömürdüğü için insanlar aç. Ve Türkiye'de Millet işte Türkiye tabii Türkiye'de de baktığımız zaman Türkiye ısrarla e, dolara bağımlı bir ekonomiyi sürdürme, sürdürmeye çalışıyor. Hani geldiğimiz sonuçta ortaya Bizi sömürün diyor yani. Evet. Yani amaç o zaten. Yani dolarla beraber dünyayı sömürmek ve biz de kendimiz de diyoruz ki evet bizi sömürün. Yani bizi do, bize dolar verin ve bizi sömürün diyoruz. İşte bu sömürüden kurtulmaya çalışan ülkeler var. Yani dolarla alışverişi bırakmış, terk etmiş e, Rusya var, Çin var ve bu giderek artıyor ve dünyadaki doların kullanımını düşürüyor hani bu ülkeler. Dolayısıyla da bunu Amerika ciddi bir tehdit olarak algılıyor bunu yani. Evet. Bakın şey çok enteresan. E, hükümet e, hani ekonomi hedeflerini açıklarken hani enflasyonla mücadele vesaire derken bir şey daha söylemişti. Biz ihracat odaklı bir ekonomi anlayışı ortaya koyacağız demişti. Yani bizim merkez anlaşımızda ihracat odaklı. Evet. Şimdi e, Bağımsız Ülke Sayın Hüseyin Baş da bu açıklamanın üzerine demişti ki yani bu hükümetin başlaması üzerine ihracat odaklı bir ekonomiyi Amerika'nın dünyayı sömürme politikasıdır demişti. Evet. Şimdi senin ekonomin ihracat odaklıysa ve yaptığın ihracat da dolar üzerinden yapılıyorsa ya da döviz artık hangi döviz olursa olsun o öyle olmasa bile sen doların tercümesi olan TL'yi kullandığın için yine dolar odaklı Tabii. bir e, ticaret yapmış oluyorsun. Aynen. Dolayısıyla sen ürettikçe batıyorsun. Sen ürettikçe borçlanıyorsun. Sen ürettikçe dış şartın artıyor. Cari açın artıyor, borcun artıyor, bütçe açığın artıyor. Hadise bu yani şu anda. Evet. O yüzden başka ülkelerin para birimleri üzerinden ekonomini döndürmeye çalışırsan büyüdükçe batarsın. Büyüdükçe batarsın. Evet. Ama sen kendi emeğin, kendi alın terin, kendi paran, milli paran, bu milli para tanımı çok çok önemli. Ülkede üretilen emek ve üretim karşılığı basılan paradır milli para. Dolayısıyla Amerikan doları karşılığı, rezerve konulan para karşılığı basılan para milli para değildir. Üzerinde TL de yazsa, üzerinde Atatürk'ün resmi de olsa, üzerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da yazsa, 200 TL, 100 TL de yazsa o milli para değildir. Haydarbaş ve cebinden çıkartarak bunu programlarda ifade ediyordu. Evet. Milli para nedir? Kaynağı bu ülkedeyse milli paradır. Yani emek ve üretim karşılığı. Gayri safi yurt içi hasla karşılığı, madenlerimiz karşılığı basılan para milli paradır. Bununla yapılan ticaret milli paralarla ticarettir. O zaman sen e, kalkınmaya başlarsın, o zaman sen birilerinin sömürü politikalarından kurtulmuş olursun. Tabii o zaman şimdi o zaman e, hani öyle değil mi ki zaten? Hani biz zaten kendi kesinlikle öyle değil. Değil. Evet. Net olarak ifade. Çünkü öyle olsaydı Türkiye ekonomisinin bununla hiç bir alakası hiç yok. Hiç alakası yok. yok. Öyle olsaydı zaten yani e, Öyle değil bir diyenler için? Yani eğer öyle olsaydı biz niye kapı kapı dolaşıp Maliye Bakanı e, dışarıdan borç para arayışına giriyor? Evet. Niye swap yapıyoruz? Evet. Değil mi? sevap olsun diye mi? Hayır. Swap olsun <laughs> diye. Yani borç alıyoruz. <laughs> Takas para. Evet. Artı şu an rezervler bakın aslında net rezervler şu an yine eksi. Şimdi açıklıyorlar yani Merkez Bankası'nın rezervleri şu anda pozitif. Artı da. Şimdi tamam swap hariç net rezervler artı olabilir. Ama oraya sen lütfen efendim e, carry trade harici de ekle. Yani carry trade nedir? Carry trade şu: Adam Japonya'da diyelim ki yüzde e, yüzde bir faiz var. Adam oradan e, yüzde, e, yüzde bir faizle beraber dolar kredi çekiyor, Türkiye'ye getiriyor. Sen bunu merkez bankasına koyuyorsun diyorsun ki bak benim dolar rezervlerim arttı diyorsun. Bunu TL'ye çeviriyor adam. Ondan sonra dolar yatar seyrettiği için 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay, 1 yıl kalıyor. Adam onu tekrar dolara çeviriyor ve adam e, o faiz üzerinden müthiş gelirler elde ediyor. Senin yüksek faizinden dolayı. Yani %1'le, ile %0.5 ile faizle aldığı doları adam senin ülkende yüksek faize koyarak ciddi bir gelir elde ediyor. Tamam bu paranın girişi güzel de. Çıkarken nasıl çıkıyor? Tabii yani bunu acı biber yerken söylerler. Evet, Bunun bir de çıkışı var. Yani. yani bu nasıl ödeniyor? Yani evet. Bu Japon olsun dışarıdaki şu anda çıkmıyor. Adamı... Bakın şu anda az az çıkıyor. Evet. Mesela sadece bir haftada 2,5 milyar dolar e, Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı. Yani 3 haftada 6-7 milyar dolar azaldı. Şimdi geri çıkışlar oluyor. Ama sen şimdi döviz e, faizi düşürmeye niyetlendiğin an bakın şu anda Hedefler arasında işte bu yılın sonunda mesela HSBC bugün, İngiliz Bankası bugün faiz ve dolar kuru tahminlerini yayınladı. Ve bu tahminlere göre Ocak'tan sonra işte %45, yani %50 politika faiz %45'e, sonra işte yıl sonuna doğru da %30'lara falan düşürüleceği tahmin ediliyor. Şimdi bu ne demek? Enflasyonun da %30'lar %30 olacağı tahmin ediliyor. İngiliz bankası tarafından. Eğer böyleyse, söyler misin sen bu dışarıdan gelen carry trade'i nasıl tutacaksın faizle? Evet. Tutamayacaksın. Bunlar eninde sonunda sen faiz düşürmek zorunda kalacaksın ve bunlar gidecek. Ya da dolar fırlayacak. Tabii. Bunlar fırlamadan önce bir şekilde haber alıp belki e, paralarını alıp gidecekler. O garantilerle evet. geliyorlar evet. zaten. Evet. Ama Dolayısıyla kay kaybeden kim? Türk milleti. Evet. Yani hiçbir katma değer üretmeden bu para, ciddi paralar kazanıyor bunlar. Bunun bedelini de biz bütçe açığı olarak, vergi olarak e, vatandaşın sırtına yıkmak zorunda kalıyoruz. Aynen kalmamız. öyle. Evet. Hani zaten, bu yani. zaten yapılan hesaplamaya göre de dolar bazında %68 artacağı söyleniyor. Yani işte. Bu sistemin sonu çıkmaz sokak. Evet. Bu sistemin sonu uçurum. Bu sistemin sonu ekonomik çöküştür. Yani iktidar da aynı şeyi düşünüyor, muhalefet de aynı şeyi düşünüyor. İkisinde çözümü yok. O yüzden... Milli ekon modeli diyoruz ve Bağımsız Ülke Partisi'ne fırsat verilmesi gerektiğini bu noktada vatandaşlarımıza evet. ifade ediyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz değerli görüşleriniz için. Ben teşekkür ederim sağ olun. Sayın bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.